Merhabalar, sesim geliyor mu? Ege Üniversitesi'nde çalışıyorum, Ege Üniversitesi Radyoloji Bölümünde. İsmim Tahsin. Bu çalışma yaparken yaklaşık 2-3 yıllık bir çalışma deneyimi bu. Çalışmanın temelinde girişimsel radyoloji ve kendi nöroradyoloji bölümümüzle beraber çalıştık. Çalışmanın temelini oluştururken Ali Avcı'nın yardımları vardı bu konuyla ilgili. Aslında çalışmayı yapmamda en büyük amaç Ali Avcı'ydı. Önce onu söyleyeyim. Konum manyetik rezonans görüntüleme ile akut veya kronik serebral iskemi saptanan olgulardan intrakraniyal arteriyel yapılarının damar duvarı incelemesi, kısaca VESLO olarak isimlendiriyoruz. Bu çalışmayı yaptığımızda VESLO görüntülemeyi etik kuruluyla ilgili bir bildiri yayınladık ve etik kurulunda izin alındı Ege Üniversitesi Etik Kurulu'ndan. Bu yetkiyi aldığımızda kurul gönderiyi, yani Vesible çalışmasını göndermek için klinik araştırmada bütün yetki üzerimize verildi ve sadece çalışma olarak biz ilgileniyoruz bununla ilgili şu an için. Peki Vesible görüntüleme tekniğini nereden geldiğini söylemek gerekirse, 2012 yılında Nöroradyoloji, Amerikan Nöroradyoloji Derneği tarafından klinik bir gelişmeler yapıldı ve bununla ilgili multidisipliner bir çalışma grubu oluşturuldu. Ve bu çalışma grubunu Vesible görüntüleme ile ilgili özel sekanslar yerleştirildi ve bu sekansları optimize edildi. Biz bu çalışmayı yaptığımızda optimize ettiğimiz sekansları genelde Amerika Nöroradyoloji Derneği'nin kendi çalışmalarından aldık ve çalışmalarında aslında sadece görüntülerini alabildik. Sekansları çok fazla anlatmıyorlardı. Sekansları biz kendimiz yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir deneyimle anca oluşturabildik ve sekansları şu an optimize edilmiş halde biz yine kullanmaya devam ediyoruz rutinde de. Peki Vesible görüntüleme bizim için ne kadar önemli? Ya biz kullandığımız aslında esas görüntülemelerde intrakraniyal arteriyel damarları görüntüleyebilmek için beyin ve beyin damarlarını görüntüleyebilmek için özellikle kullandığımız şeyler bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, tofem aranjiyo ve dijital subtraction aranjiyo, yani DSA'da biz darlıkları ve oklüzyonları görüntüleyebiliyoruz. Ama bu tetkikler sadece lümeni gösteriyor. Sadece lümendeki darlığı ve lümenin etrafındaki aterosklerotik plakları ve aterosklerotik plaklara sebep olan görüntüleri alamadığımız için yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu yüksek çözünürlüklü görüntülemede intrakraniyal arteriyel yapıları görüntülememiz için Vesible görüntülemeyi yapmamız gerekiyor. Bu da görüntülemenin önemini artırıyor. Amacımız ne? Amacımız intrakraniyal arteriyel damarlarda, serebral iskemiye saptanan olgularda manyetik rezonans görüntülemede damar duvarının, yani Vesible görüntülemenin yapılması ve mevcut olan darlıkların aydınlatılması ve bu darlıklardan oluşan bu darlıkları tedavi amaçlı hastaların tedavi sürecinin nasıl katkıları olduğunu onu araştırdık. Peki intrakraniyal ateroskleroz nedir? İntrakraniyal ateroskleroz önemli bir inme nedeni. Beyin damarlarında ve kullandığımız yer intrakraniyal arteriyel damarlar ve bu damarlarda önemli bir inme nedeni ve bunu inme nedenine sebep olan en önemli şey ateron plaklar. Ateron plaklar Vesible görüntüleme tipik olarak egzantrik arter duvarını çevreleyen duvar kalınlaşmasını gösteriyor. Bunu normalde gösterebildiğimiz bir görüntüleme tekniği yok Vesible dışında. Tek yapabildiğimiz çekim bu. Diğer görüntülemeler beyin anjiyo, dijital subtraction anjiyo, DSA ve tomografilerde sadece darlığı görüntülerken ateron plakları görüntülememiz biraz zorlaştırıyor. Bu arter embolisini, tromboklüzyonu ve periferal arterlerin tıkanması ve hemodinamik dengesizlikleri farklı mekanizmalara bağlı olarak da iskemik inmeyle sonuçlanıyor ateron plaklar. Peki ateron plaklar ne? Ateron plakların esas şeyi atardamar duvarlarında oluşan anormal enflamatuar akyüa birikimi. Bunlar nelerden oluşuyor? Lipitlerden, trombolitik maddelerden, hücresel malzemelerden ve bağ dokusundan oluşuyor. Bunların tedavi amaçlı kullanıldığında, kısa bir bilgi vereyim bununla ilgili. Esas tedavi için uygulanan şeyler statin türü ilaçlar. Statin türü ilaçlardan da, yani çoğumuzun akrabalarımızda, eşimizde, dostumuzda kullandığı ator ismi verilen o ilaçlar. Bunlar ateron plakların tedavisinde kullanılmaya devam ediyor halen daha. Eğer DSA nedeniyle DSA'ya girmesi gereken bir vaka olduğu zaman öncelikle bir ateron plakların varlığını Vesible çekimle yapıyoruz. Vesible çekimi yapıldıktan sonra eğer statin türü ilaçlar verilirse bu ilaçların tedaviye faydası bakılıyor. Eğer olmuyorsa dijital subtraction anjiyoyla veya DSA ile bunların tedavilerine veya girişimsel anjiyoyla tedavilerine bakılıyor. Ateron plakların özellikleri, ateron plaklar bir kere konsantrik yerleşimler. Orta merkezde sadece yuvarlak olarak durabiliyorlar.
Egzantrik yerleşimi damarı tava çepeçevre sarmıyorlar. Belli bir yerde duruyorlar, sonra gidiyorlar başka bir yerde duruyorlar. Yani damarın tamamında farklı farklı bölgelerde yer alabiliyorlar. Plak içi hemoroji de görüntüleyebiliyorlar. Yerleştiği plaktık uzunluğu bizim için önemli. Ve plaktaki kontrastlanması ve T1 kontrastlanmasını ileriki slaytlarından anlatacağım. Biz esasında kullandığımız yer intrakaryen arteriyel damarlar. Kısa bir anatomisini gösteriyorum sadece size. Anatomisinde Willis poligonu, baziler arter ve vertebral arterlerden oluşan bir anatomik yapıyı görüyorsunuz. Bu anatomik yapıda en çok kullandığımız Willis poligonunu baziler arter ve vertebral arterin oluşturduğu genel intrakraniyal damarlar. Willis poligonu 4 damardan oluşuyor. Anterior cerebral arter, anterior komünikan arter, posterior cerebral arter, posterior komünikan arter. Cerebral arterler çok küçük çaplı. Bunların çapları yaklaşık anterior cerebral arterin 2 ile 5 mm, orta cerebral arterin 3-5 mm, vertebral arterin 3-4 mm çaplı. Bu kadar küçük çaplı bir damarların duvarlarını görüntüleyebilmek için yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme ihtiyacımız var. Bu da tabii ki doğal olarak Vesilo görüntüleme önemi daha çok artıyor. Vesilo görüntüleme konvansiyonel görüntüleme yararlı olduğu dönemler. Konvansiyonel görüntülemeler bildiğimiz dijital subtraction anjiyo, tomografi ve TOF MR anjiyo. Bunlardan yaptığımız veya Vesilo yaptığımız durumlarda intrakranial aterosklerotik plak oluşumunu ve arter yapılarını görüntüleyebiliyoruz. Vaskülit de önemli. Transient cerebral vazokonstrüksiyon sendromunda ya bu bir sendrom durumu ve ani tekrarlayan ağır şimşek çakması şeklinde baş ağrısı olan iskemik ya da hemorajik inmeyle sonuçlanan durumlardır. Arteriyel diseksiyon, intrakraniyal arteriyel vazospazm, bu daralmalar, intrakraniyal anevrizma, moyomoy hastalığı ve radyasyona bağlı arteriyopati Vesilo görüntülemede önemli yer alıyor. Şimdi yeni bir çalışmamızda kısa daha henüz çalışma aşamasında MS protokollerinde Vesilo görüntülemeyi deniyoruz. Muhtemelen onda da faydası olacağını düşünüyoruz ve onu devam ediyoruz. Henüz daha kesinleşmiş bir durum yok. Peki neden Vesilo yapıyoruz? Vesilo yapmamızdaki amaç 3D bir sekans aldığımız için aksiyel koronal sagit olarak 3 boyutlu görüntü alıyoruz ve yüksek uzayüstü rezolüsyon olan bir görüntüleme. Luminal kan akımı ve Bose'daki sinyali baskılıyor. Luminal kan akımı baskılarken yaptığımız bizim Vesilo sekansı dark blood bir sekans. Kanı baskılayan, aynı zamanda yağ baskılama sekansı, aynı zamanda immersion time zamanı yüksek olduğu için Bose'daki sinyali de baskılıyor. Plan şekli, tutulan segment, tutulan segmentin uzunluğu ve plak içi hemoroji varlığı değerlendiriliyor Vesilo'da. Plak kontrastlanması ve plak kontrastlanması değerlendirirken T1 sinyali bizim için önemli. Çünkü T1 sinyalde kontrastlanma miktarı yüksek olduğu zaman Vesilo görüntülemenin bize faydasını görmüş oluyoruz. Vesilo çalışma tekniğinde 1.5 Tesla Siemens marka cihazla çalıştık. Tekniğin sekansları 3D TOF MR anjiyo, susceptibility weighting imaging, SWI, T2-3D yağ baskılı high resolution koronel, T1 high resolution koronel, prekontrast T1-3D yağ baskılı dark blood sekans, az önce söylemiştim bu Vesilo'nun kendi özel sekansı ve bizim kendimizin Amerikan Nöroradyoloji Derneği'nden görüntüleriyle beraber çalışmamızın sonunda kurduğumuz bir sekans programı. Difüzyon, tabii bunun sonrasında bir kontrast madde uyguluyoruz. Difüzyon görüntüleme, T2 turbospinoko aksiyal yine high resolution ve post kontrast özellikle 6. dakikada yapmamızın sebebi MS protokollerinde olduğu gibi 6. dakikada kontrast maddenin yoğunluğu daha fazla artıyor ve kontrastın görünürlüğü artıyor aynı zamanda. T1-3D yağ baskılı prekontrastın aynısını tekrar ediyoruz ve burada önemli olan kullandığımız kontrast madde double doz olmalı. Gadabutrol kiloya 0.2 minimum olarak uyguluyoruz. Double doz olmamızın sebebi de 6. dakikada Vesilo sekansı hem bosu baskılıyor hem kanı baskılıyor ve kanı ve yağı baskılamayabilmek için kontrast madde miktarını yüksek tutmamız gerekiyor. Yöntem intrakraniyal arteriyel damarların intrakraniyal arterlerin görüntülenmesine geleneksel tekniklerin bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve dijital subtraction anjiyo DSA tetkileriyle denenmiş, bunlara çekimleri yapılmış ve %30 üzeri stenoz olan olgular çalışmaya dahil edildi. Uygulamada 36-73 yaş arası. Normalde biz bu vakaları daha fazla kullandık ama çalışmayı yaptığımızda ve bizim etik kurulundan aldığımız yetkiyle kullandığımız olguların çoğunu çalışma aşamasındayken aldığımız için 23 olguyu ben bu değerlendirmeye aldım. Bunlarda %30 üzeri ve darlık olan hastalar yine. Haziran 2019 ve Mart 2020 tarihleri arasında yaptığımız çalışmaları ele aldım burada. Bunların retrospektif olarak atrofi plakların kategorize edilmesi ve tedavinin etiyolojiye göre düzenlenmesi amaçlanmakta. Ve hala rutinde kullanıyoruz.
Bazen de çalışma için de kullanıyoruz. Yani bunu tez amacında da kullanabiliyoruz. Bulgularımız, dediğim gibi 23 olguyu ele aldık. 12'sinde posterior dolaşımda darlık, 8'inde anterior dolaşımda darlık. 3 olguda hem anterior hem posterior dolaşımda darlık. Bu intrakranial arterlerde anterior ve posterior ve serebral arterlerin boyutlarına bakılarak yapılan bir çalışma. 12 olguda yüksek dereceli, 6 olguda orta dereceli, 5 olguda hafif dereceli darlık izlendi. Aterosklerotik plaklarda konsantrik yerleşimli, bir önceki özelliklerinden anlattığım gibi, eksantrik yerleşimli, plak içi hemoroji varlığı ve plak uzunluğu ve plak kontrastlanması, bizim için önemli olan kontrastlanması değerlendiriyor. İleriki, yani daha devam ettiğim slaytlarda vaka sunumlarını da göstereceğim. Değerlendirdi ve eksantrik yerleşimli plak içi hemoroji olan olgularda akut ve şikayetlerin mevcut olduğu görüldü. Bu çalışmanın sonunda verilen bir açıklama. Değerlendirmede %30 ve 50 arası hafif derece darlık, o 5 olguda gördüğümüz darlık. %50 ve 70 arası orta derece darlık 6 olguda. %70 ve üzeri ise yüksek derece darlık ve 12 olguda kategorize edildi. Vakalara gelince sağ tarafta gördüğünüz TOFA emaranjiyo. TOFA emaranjiyoda okla gösterdiğimiz yerde normalde darlık olarak gördüğümüz yer. Vessel wall görüntülemede hem burada hem burada darlığı ve kontrastlanması görülmekte. Yine başka bir vaka, başka bir hasta. Pre-kontrast visible görüntüleme, T1 aksiyel görüntülemesi. Şurada küçük bir darlıktan bahsediliyor. High resolution T2 görüntülemesi ve kontrast tutulumun önemli olduğunu buradan görebiliyoruz. Ve yüksek kontrastlanma gösteren T1 visible görüntülemesi. Bu da belirgin kontrastlanma artışı gösteren deneklerden diyebilirim. Diğer bir görüntüleme yine visible görüntüleme. Pre-kontrast bir görüntüleme, T1 aralıklı koronel, 3 boyutlu aldığımız için T1 aralıklı görüntülemesi. Plak içi hemoroji varlığı var burada. Onun da kontrastlanması, double dose kontrast kullanarak kontrastlanmasını böyle görebiliyoruz. Diğer bir vaka, T1 vesible görüntülemesi, post-kontrast görüntülemede mid baziller bir darlık görüyoruz burada. O darlığın aynısını yine sagittal görüntülemede T1 aralıklı sebep. Bunun ve atrium plağı olduğu da raporlanmış durumda. BT, başka bir vaka. BT anjiyo yapılmış bir hasta. BT anjiyoda raporlandığında burada bir darlıktan bahsediliyor. Pre-kontrast vessel wall görüntüleme yapılıyor ve burada hemoroji varlığı görünüyor. Ve post-kontrast, double dose kontrast madde kullanarak yapılan vessel wall görüntülemede de kontrastlanma artışı gösteren bir atrium plak olarak görüntüleyebiliyoruz. Eğer şu görüntüyle darlık olduğunu göstermiş olsaydık, bu hasta darlık var deyip DSA'ya gidecek ama MR vessel wall görüntüleme yapıldığında içinde atrium plak olduğu ve bunun da bir çeşit emboliye sebep olabileceği düşünülerek DSA'da daha kolay bir işlem yapılabiliyor. Biz bu çalışmayı yaptığımızda hastanemizin istatistik tıbbi istatistik kurumuna gönderdik bu görüntüde çekimlerimizi ve tıbbi istatistik kurumu gördüğü gibi bir sürü bir testte tuttu, istatistik testte ve bunun en önemli kısmı %95 gibi bir doğruluk payı var yaptığımız çalışmanın ve bu da yüksek bir doğruluk payı ve %95 kabulüyle çalışmanın tamamı bizim üzerimizde şu anda. Sonuç olarak yüksek rezolüsyonlu vessel wall görüntüleme Amerika Birleşik Devletleri'nde sık kullanılmakta ama ülkemizde henüz daha yaygınlığı yok. Dijital subtraction anjiyo, MR anjiyo ve beta anjiyo görüntülemeyen intrakraniyal vasküler yapılardaki stenozun mevcut olan orada damar duvarı görüntüleme çözücü bir yöntem. Vessel wall görüntülemenin unstable plak açısından anlamlı olan duvarda kontrastlanma artışı ve plak içi kanamaya göstermesi açısından şu an için uygun bir yöntem olarak kullanıyoruz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok teşekkürler.